gitmeyerek dinleyin. Önce okulumuza, anamurumuza, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Memleketlerin birlik beraberlik içinde kaynaşmasına, insanların mutlu ve müreffeh yaşamalarına, bir ülkenin kalkınmasının en büyük temel direği eğitimdir. Eğer insanları eğitirseniz, insanları vatan ve millet sevgisiyle donatırsanız, yetişen gençlerimize milli manevi değerleri yüklerseniz, vatanını ve milletini sevmeyi öğretirseniz, vatan ve millet için çalışmanın ne demek olduğunu öğretirseniz, o ülkede elbette kalkınma, medeni milletler seviyesine çıkma, çağdaş bilimi yakalamanın yolu da buradan geçer. Yetişen gençlerimize her şeyden evvel en önce milli manevi değerlere saygıyı, vatanı milleti sevmeyi, sevgiyi, daha büyüklere saygıyı, küçük değerlerimizi öğretirsek, değerler eğitimini çok iyi verirsek o ülkenin de kalkınması bundan geçer. Birçok ülke vatan ve millet sevgisiyle adalete, hukuka, kanunlara riayet ederek, birbirine saygı göstererek kalkınmıştır. Kalkınmanın yolu bundan geçer. Yani insanlar şuna inanmalı, bir işi yaparken ileriye dönük ve geleceğe yönelik olarak evlatlarını, torunlarını, gelecek nesilleri, dünyanın geleceğini düşündürerek, onlara farkındalık yaratarak eğitim ve öğretim vermeliyiz ki bizim ülkemizde başka ülkelerin seviyesini ve milletlerin seviyesine ulaşsınlar ve biz çağdaş milletler seviyesine erişebilelim. Bugün dünyadaki her milletin kendine has kanunları, yönetmelikleri ve millet sevgisi aşıladıkları, milletin menfaatini ön planda tuttukları planlar, programlar sayesinde bu ülkeler milli gelir seviyesinde en üst düzeye yükselmişler ve böylece güçlü devletler olmuşlardır. Bizim güçlü devlet olabilmemiz için de gençlerimize çok iyi bir eğitim vermemiz gerektiğine inanıyorum. Anamur'da Hızır ailesi olarak biz gençlerimizi önce ailelerine, çevrelerine, vatanına ve milletine saygı bilir evlat olarak yetiştirmek amacıyla kurulduk. Böyle bir vizyonu da kendimize üstlenmiş olarak görüyoruz. Bütün kadromuzda, arkadaşlarımızda, eğitim camiamızda buna gönül verdik ve buna inanarak yolumuza devam ediyoruz. Bu haltanın, bu yılın vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hocam az önce çok güzel bir cümle kullandınız. Onun üzerine bir soru sormak istiyorum. Kalkınma dendiği zaman sizce sadece teknolojinin gelişmesi ve paranın çoğalması mı, yoksa insan olarak başka bir neden var mı? Şimdi düşünün, bir ülke esnafların tezgahın başında durmayı bile düşünmüyor. İnsanlar o kadar dürüst ve namuslular ki aldığı her eşyanın parasını oraya bırakarak çekip gidiyorlar. Veya yapılan işleri o kadar ucuza mal ediyorlar ki diğer ülkelerin beşte bir fiyatını. Finlandiya çok güzel bir örnek. Yakın tarihe kadar dünyanın en yoksul, en ahlaksızlığın yaşandığı ülkeydi. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri diyebiliriz. Eğitim ve öğretim seviyesinde çok yüksek. Bu ülkeyi, o vatanını seven ve bunu gören insanlar başardılar. Bizde de bu örnekler gibi bu vatan için, bu millet için, bu devlet için, bu devletin bekası için çalışan ve böyle düşünen insanlara ihtiyaç var. Bu bakımdan her şeyden önce inanan, inanmayan, dürüst, namuslu, değerlerine saygı duyan insanlar yetiştirmek zorundayız. Başarmanın yolu, yani ekonominin ve her türlü başarının, her türlü gücün yolu eğitimden geçer diyorum ve buna inanıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.